Tabii ki Sayın Çavuşoğlu'na, Sayın Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Dünkü cevabı çok yerindeydi. Bundan sonra beraber bunu görüşmeye devam edecek miyiz? Böyle kavga etmeye devam edecek miyiz? Bir karar vermeniz lazım. O Yunan Dışişleri Bakanı'na verilen cevapta da orada Kıbrıs Türk halkı sizleri dün ekranlardan izlerken gerçekten bravo Sayın Çavuşoğlu'na dedik hepimiz. Çünkü orada o cevap verilmeliydi. Çünkü çizmeyi aşmıştır. Ama buraya çıkıyorsunuz, basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Şimdi bu neyi gösteriyor? Şimdi baş başa bunları konuşuyorsunuz, basın toplantısında çıkıp aynı retoriği devam ettirmek nedir? Ben bu kavgayı devam ettirmek istiyorum demek. Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias son yaptıkları ortak basın toplantısında tartışmış ve Mevlüt Çavuşoğlu Dangalakus'a haddini bildirmişti. Bu olayın ertesi günü Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyareti sonrası yapılan basın açıklamasında yaşanan krizle ilgili Dendias haddini aştı. Ben de gerekli cevabı devletim, milletim ve Kıbrıs'la ilgili de ithamlar olduğu için Kıbrıs Türk halkı adına da vermek durumundaydım ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Yunanlılara ağzının payını verdiği için Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Çavuşoğlu bu basın toplantısında Dendias'a neden sert tepki gösterdiğini şöyle anlatıyor. Yani ilginçtir gerçekten. Sayın Dendias ve ekibinden bize şöyle bir talep geldi. Biz basın toplantısında tartışma yaratacak konulara değinmeyeceğiz. Dolayısıyla sizden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. Zaten benim konuşmamı dinlediyseniz elbette görüş ayrılıklarımızı söyledik ama nezaket içinde, daha çok bunları giderme konusunda, gerginliği azaltma konusunda düşüncelerimizi de paylaşarak dile getirdik. Hatta orada bazı uyarılar da vardı, benim işte geri itmeleri sonlandırmanız lazım, son verin gibi. Onları da ben bu mesaj gelince çizdim. Ama basın toplantısının belli bir noktasından sonra Sayın Dendias gerçek dışı ithamlarla hem ülkemi hem milletimi suçlamaya başladı. Tabii bu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Hem de birbirinden çelişkili ifadelerle. Ankara'daki basın toplantısında skandal ifadeler kullanan ve aynen Bakan Çavuşoğlu'ndan cevabını alan Nikos Dendias bu defa sosyal medyadan saldırdı. Tüm bu gelişmeler dünya kamuoyunda oldukça büyük yankı uyandırırken, Çavuşoğlu'nun haklı tepkisi karşısında ne yapacağını bilmeyen Dendias, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Paylaşımında Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu öne süren Dendias, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmesi için gerekli koşul gerginliğin azaltılmasıdır. Geçmişte suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır, dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecini Yunanistan'a bağlayan Dendias, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin sözde ifadesini kullandı. Libya ile imzalanan muhtıranın deniz hukukuna uygun olmadığını ifade eden Dendias, Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir gündem başlatmaya hazır. Bu uluslararası hukuku, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. Avrupa Birliği üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir, paylaşımında bulundu. Yunanistan'da yayın yapan haftalık Ethnos gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dendias, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı. Gazete, Dendias'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmeden önce Mitsotakis'te kapsamlı bir tatilde bulunduğunu aktardı. Ethnos gazetesi, Dendias'ın provoke edilmesi halinde buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu. Ancak toplantının dostça bir atmosferde başlaması ve Bakan Çavuşoğlu'nun diplomatik teamüller içinde İki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını ifade ettiği net bir şekilde görülürken, Nikos Dendias'ın saldırgan üslubu toplantının havasını bir anda değiştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum derken sözlerini sürdürdü. Ama Dendias, kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir konuda Türkiye'yi suçlamaya haddi yoktur. Yunanistan, son dönemlerin en büyük soykırımlarından birini yapmaktadır. Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene saldıranların vicdanları kurumuştur. Avrupa'ya gitmek isteyen masumları kara ve deniz sınırlarında durdurup şiddet ve nefretle püskürtmek, olmadı söven, olmadı döven, olmadı öldüren Yunanistan, zulmün koçbaşı haline dönüşmüştür. Sınırı geçip Yunanistan'a intikal eden sığınmacıları önce soyup, sonra da eziyet ve işkenceyle geri çeviren bu ülke, insanlık değerlerini alenen çiğnemiştir. Dünyada en çok mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğu ayan beyan ortadadır. Bu gerçeğe rağmen Türkiye'yi göç meselesini siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek asılsız, akılsız ve ahlaksız bir yaklaşımdır. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi anlamaktan ve kavramaktan tamamıyla uzaktır. İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa mevzuatı bir kenara itilmiştir. İnsan Hakları Sözleşmesi buharlaşmış, mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme ile 1967 protokolü budanmıştır. Hem Yunanistan hem de diğer Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak sığınmacıların müracaatlarını almak mecburiyetindedir. Bunun başka yol ve çaresi yoktur. Yunanistan'ın sığınmacı başvuruları askıya almasının hukuken hiçbir dayanağı olmayacaktır. Kaldı ki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Yunanistan'ın bu tavır ve tutumunun uluslararası hukukta yeri olmadığını açıklamıştır. Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş açması, botlarını batırması ve maalesef ölümlere neden olması haydutluk, hayasızlık, hukuksuzluktur. Yunanistan'ın Türkiye'ye son dönemlerde kini daha fazla artmıştır. Çünkü Türkiye, Yunanistan'ın en büyük ortaklarından olan Mısır'la anlaşma imzalamıştır. Bu da Yunanistan'ı kudurtmuştur. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini söyledi. Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verdiğini belirten Şükri, Çavuşoğlu'yla Ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Şükri görüşmenin, Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini kaydetti. Mısır, her iki tarafında faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli diyen Şükri, gerekli zemin oluşturulduğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D8 dönem başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim demişti. 2013'ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklama geliyordu. Çavuşoğlu'yla Şükri arasında daha önce de telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar kapsamında ikili görüşmeler yapılmıştı. Ancak Mart ayı başında Çavuşoğlu'nun yaptığı Mısır'la Türkiye arasında Dışişleri Bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temasların başladığına yönelik açıklama sonrası, bu telefon görüşmesinin yapılmış olması önemli. Dışişleri Bakanı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim.
Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız, açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalardan önce iki ülke arasında olumlu bir gelişme yaşanmış, Mısır, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihalede ilan ettiği alanı 28. Meridyen'in doğusunda, yani Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırında sınırlandırmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı gösteriyor olmasını olumlu karşıladıklarını kaydederken, Kahire'nin bu tavrını geçen sene Yunanistan'la imzaladığı deniz yetkilendirme anlaşması sırasında da gösterdiği anımsatıldı. Türkiye'nin tepkisine neden olan 6 Ağustos tarihli anlaşmayla Yunanistan ve Mısır Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını belirlemiş, ancak Kahire yönetimi Atina'nın girişimlerine karşın sınır çiziminin Meis Adası'ndan başlatılmasına karşı çıkmıştı. Yunanistan'da böylece adaların otomatik olarak kıta sahanlığı yarattığı tezinden geri adım atmış olmuştu. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.